Pike. Pike doğru cevap. Kısır. Kısır doğru cevap. Yörünge. Yörünge doğru cevap. Yabancı değil. Ne? Yabancı değil. Ya, ha bastık zaten. Evet. Yabancı değil. Doğru cevap. Hanımlar beyler, haftanın finalinde ikinci yarışmacımız Ercan Bey'le masanın başında buluştuk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Çok zarifsiniz, teşekkür ederim. Ne hissediyorsunuz? İkinci yarışıyorsunuz. İlk evet. Yarışmacımız da fena bir puan almadı. Yani evet, biraz çıtayı yukarıda tuttu açıkçası. Evet. Ben yine heyecanlı değilim. Evet. Ama çok da tabii doğal günlük duygulara sahip olunmuyor burada. Evet. Tanımlaması doğru. Ama siz stres yönetebiliyorsunuz. 9500 puan almıştınız yarışmada zaten. Evet, sanıyorum ilk tecrübeye göre bence de. Hiç fena değil. Bakalım şimdi ne olacak, ben de merak ediyorum. Var mı bir hedefiniz? Yani ay finali tabii ki de. Yani ben maksimum puana ulaşmak istiyorum tabii ama. Sonrasına bakacağız. Aklımız yettiğince bakalım. Harika. 6 harf alabilirsiniz. 6 harf alırsanız da 2 saniye bize bırakmanız gerekiyor. Tamam. Ama ihtiyacımız olacak mı? Bakacağız. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam... Ha yok, zaten siz de sonuna kadar 1 saniye arttırmışsınız. 2'ydi sanıyorum ama... 2 evet. Saniye sizden sonrakilerin ha, evet. Şey yapması gereken. Doğru. Ercan Bey, hazırsanız yapıştıralım diyorum. Ne diyorsunuz? Hazırım. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Kirin bıraktığı iz. Leke. Leke doğru cevap. 4 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım. Alt anlamı geçim sağlamak için çalışılan iş yeri olan sözcük. Alt anlamı. Ofis. Değil. Alt anlamı. Ekmek teknesi, iş yeri, ofis, dükkan. Çağrıştıramadı henüz. Evet. Doğru yolda mı gidiyorum? Aslında evet ama şey tabii yani o kelimenin başka türlü kullanıyoruz çoğu zaman. Mesela devlet nokta noktası. Kurum. Değil. Değil. Devlet kurumu, devlet sektörü. Hay Allah ya. Çok erken hafif diyeceğim. El nokta noktasında çalışıyor. El işi. Değil. Değil. Harf isteyeceğim lütfen. Harf alalım efendim. P. Kapı. Kapı doğru cevap. Yani ilk andan itibaren tavla mavla diyesim vardı da dedim şimdi şey yapmayayım. Hedeften şaştık. Evet. 5 harfli ilk kelimemiz geliyor. Nasıl geliyor? Arapça kökenli karşılığı akis. Fransızca kökenli karşılığı eko olan yankı. Türkçe sözcük. Yankı doğru cevap. 5 harfli ikinci kelimemizin sorusu ekranda yağ gibi akıyor. Damlaya damlaya yükselen kireç taşı birikintisi. Tortu. Değil. Yükselen kireç taşı birikintisi. Oo. Kireç taşı damlaya evet. Damlaya yükselen öbek. Damla taşı, damla taş mağarasını duydunuz mu? Hayır maalesef. Peki. Kış aylarında buzlar çatılardan böyle bir... Sarkıt. Ne? Sarkıt. Hah, onun öbür... Onun diğer adı. Aşağıdan yukarı birikeni. Sivri, sarkıt, tepe. Sarkıtsa diğeri efendim? Tepe. Yani o sarkıyor, gelmedi. Öbürü de... Çıkık. Yani çıkıntı. Daha çıkık. Böyle çıkık durmam ben, ne dururum? Dikit olacaktı. Bilmiyordum ama ben bu kelimeyi. Gerçekten mi? Bilmiyordum. Hay Allah, harf alsaydık keşke ya. Keşke alsaymışım yani. Gerçekten. Efendim 6 harfli ilk kelimemiz geliyor. Yine canımızı istetecek bir soruyla geliyor Allah'ım. Meyve suyu ile şekerli su karıştırılarak yapılan içecek. Meyve suyu ile şekerli su. Evet. Aslında şey de vardır bunun, bu... Nektari mi? Yok yok. Loğusa döneminde... Şerbet. Şerbet! Doğru cevap. Efendim 6 harfli ikinci cevabımız yine tek kelime. Yapayalnız, buyursunlar.
Ucunda alev çıkarabilen yanıcı bir madde bulunan, aydınlatmaya yarayan değnek. Çakmak değil herhalde. Değnek. Değnek efendim. Olarak. Değnek ucunda meşale. Da... Meşale. Meşale doğru cevap. Efendim 7 harfli ilk cevabımız geliyor. Gelsin hemen görelim diye de bana sorular. Herhangi bir nesnenin mercek, ayna gibi araçlarla oluşturulan biçimi. Yansıma. Değil. Ama yansıyan nedir? Görüntü. Görüntü doğru cevap. Efendim 2600 puanımız var. 2 dakika 12 saniyede süremiz var. Rahat rahat 10 soruyu da 10 harfleri de göreceğiz. İkinci 7 harfli kelimemiz geliyor. Kendisi 3 harfli mastarla bitiyor. Aniden ve kuvvetle sallamak, titretmek. Titretmek, sallamak. Aniden kuvvet. Sarsmak. Sarsmak doğru. Efendim 8 harflilere geçtik. 2 kelimeden oluşan ve Türk mutfağında yaygın kullanılan bir malzeme soruyoruz. Buyursunlar. Kuymağın ana malzemesi olan toz durumundaki besin maddesi. Allah iyiliğini versin editör. Ne unuydu o? Efendim? Mısır unu. Mısır unu. Doğru cevap. Ay rahmetli babaannem bize, biz Arhavili'yiz. Rahmetli babaannem bize böyle bahar başında, sonbahar başında bu öğütür gönderirdi çuvalla. Çuvalın üstünde de şey yazardı. Mısır uni. Uni. Yazardı. Sonra onu söyleyince de kızardı rahmetli, biliyor musun? Ona benzer. Neye gülüyorsun? Evet, sözünüzü kestim de ona benzer Karadeniz'de, Trabzon'da bir binada asansörde bir yazı gördüm ben. Ne? Arizali çalışmayı yazıyordu. Çalışmayı. Tam olarak okunduğu gibi. Doğrudur valla. Peki efendim. 8 harfli bir diğer kelimemizin sorusu geliyor. Bir ev tekstil ürünü soracağız. Buyursunlar. Torba biçiminde dikilmiş yorgan kılıfı. Cibinlik miydi? Değil. Yorganı sokuyoruz içine. Nevresim. Nevresim doğru cevap. 9 harfli ilk cevabımız tek kelime ve mastarla bitiyor. 3 harfli bir mastar. Gelsin sorusu. Birinin dikkatini başka bir şeye çekip oyalamak, geciktirerek zaman kaybettirmek. Oyalamak zaten çıkmış. Evet. Dağıtmak gibi mi düşünüyorsun? Yok yok, hiç öyle değil. Biz sizinle buluşacağız. Ben geç geliyorum. Yani sizi ne yapmış oluyorum orada? Bekletmek. Bekletmek doğru cevap. Efendim 9 harfli ikinci cevabımız yapım eki almış bir sözcük. Gelsin sorusu bakalım nasıl bir sözcük. Gereğinden fazla konuşma huyu veya davranışı. Gevezelik. Gevezelik doğru cevap. 10 harfli efendim ilk cevabımız iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir. Buyursunlar. İşler tersine gittiğinde istenilen sonuç alınamadığında ne kadar ilgisiz anlamında kullanılan ve iblisin kulağını çınlatan tabir. İblisin kulağını tınlatan. Şeytan pabucu gibi. Yok yani evet o var ama... İstenilen sonuç alınamadığında. Hay nokta nokta denir. İçinde şeytan kelimesi yok. Var. Var mı? Şeytanın bacağı gibi mi? Yok. İstenilen sonuç alınamadığında. Böyle huysuz insanlara ne denir? Ters konuşur sürekli. Oo, aksi. Hay aksi şeytan. Aksi şeytan evet. Doğru cevap. Efendim 10 harfli son ve ikinci aynı zamandaki cevabımız tek kelime ve yine 3 harfli mastarla bitiyor. Bakalım neymiş? Argo'da bir işin içinden çıkamamak, kötü ve başarısız duruma düşmek. Başaramamak. Çuvallamak. Çuvallamak. Doğru cevap. Yani Ercan Bey gördünüz mü? Dikit nedir İbrahim Bey? Mahvetti bizi dikit ya. Dikit, sarkıtlar ve dikitler efendim. Bize evet. Okulda öğrettiklerinde de ben yani ne kadar tuhaf kelime demiştim, hala da öyle dedim. Yani korktuğum başıma geldi şu resmen anda. Hani öyle gerçekten yani. Şeyde olmayan, arşivde olmayan bir kelimeyle karşılaşırsam diye düşünmüştüm. Yani dikiti gerçekten bilseydiniz şu an 9700 puanımız vardı. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Gerçekten çok iyi bir yarışmacısınız. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Ben de çok memnun oldum. Neden olmasın? Belki bir daha karşılaşırız Ercan Bey. Çok isterim. Yani burası çok güzel. Çıkın çok çıkın gelin diyorum. Herkese yani gerçekten çok keyifli. Çok sağ olun Ercan Bey. Hanımlar beyler, Ercan Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz.
Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.